yaklaşık 50 yıldır futbolun içerisindesiniz. Sanırım böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyorsunuz. Şimdi hangi Türk'e sorsanız herhalde çoğu zaman bazı sıkıntılarla yaşamıştır. Oralarda ya rastlamadık ama hayat tecrübelerle dolu. Bugün de buna rastlamış olduk. Olsun. Biz gereği neyse onu yaptık. Yarın da olsa yarın da aynısını yaparız. Bizim için kurallara uymak en önemli görev. Biz de buradan hangi kural varsa uyarak gittik. Herhangi bir eksiğimiz veya bize yapın deyip de yapmadığımız bir şey yok. Ben şimdi okudum. İşte biz istedik de olmadılar da. Evet ama nasıl? Evet ama nasıl? Ben oldum diyorum. Hem de şeyi var. Onun görüntüsü de vardır. Kaydı da vardır. Bana denk geldi. Bana buyurun dedi. Tamam dedi. Hiç itiraz etmedim. Ama çok kişi de oldu. Ama kimseyi de kontrol etmeden çıkarıyorsunuz. Yani damga vurdunuz girmesi için insanları tekrar geri çağırıyorsunuz. Tam bir komedi. Hiç kimsenin savunacak bir tarafı yok. Herkes yaptığı ayıbı biliyor. Bu ayıp bir şey. Hoş bir şey değil. Hocam bugün 10 saat mevcut ki bu olaylardan dolayı seyahatle gittiniz geldiniz. Bilmiyorum gelin ama bugünkü maçınız telafi edecektiniz. PSV maçı öncesinde bir hazırlık maçı olacak mısınız İstanbul'da? İstanbul'da bir hazırlık maçı almak için uğraşıyoruz. Programımızda herhangi bir değişiklik yok. Maç oynamak istedik. Olmadı. Onun yerine başka bir maç oynayacağız. Oynamazsak ne olur? Normal antrenmanlarımızla, normal çalışmalarımızla biz hazırlanırız her türlü. Yani çünkü zaten bir maç daha oynayıp gidecektik. O maçı burada telafi ederiz. Herhangi bir sorun yok burada. Biz her sene Yunanistan'a gidiyoruz. İşte PAOK'ta oynuyoruz veya işte Panathinaikos'ta, Olympiakos'ta her sene. Bundan sonra da gideceğiz. Ama ben yine söylüyorum, Türk'ün misafirperverliği kimsede yok. Başka konular futbolun içerisinde olması hoş bir şey değil. Ve kimse bize böyle bir tavırla davranamaz. Hiç kimse, hiçbir yerde. Sağlık kurallarına ne kadar dikkat ettiğimizi her seferinde belli etmeye çalışıyoruz. Maalesef ki Yunanistan'da da her türlü önlemi almamıza rağmen bütün UEFA kurallarına karşın PCR testlerimizi yapmamıza, hepimizin negatif olmasına rağmen maalesef ki insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık. Yarımızdan fazlası otobüse gitmişti. Otobüsten tekrar geriye çağrıldık. Anlaşılmayan bir şekilde. Biz her türlü Yunan yetkililere yardımcı olmaya çalıştık ama maalesef tavırları çok zorlayıcı ve saygısızcaydı. Zaten Galatasaray Kulübü olarak aksi şekilde davranmamız mümkün değildi. Ama tabii yine de hocamız tüm sakinliğini koruyarak yardımcı olmaya çalıştı her seferinde onlara ama maalesef ki tam tersi bir davranışla karşılaştık. Sonuç olarak da bir dostluk maçının dost bir şekilde olması gerekirdi. Maalesef biz bu tavırla karşılaşmadık. Ama biz ülkemize gelen her misafire nasıl davranıyorsak aynı şekilde davranmaya devam edeceğiz ama üzücü, sıkıcı, açıkçası uluslararası ilişkilere yakışmayan hoş bir gün değildi açıkçası. Üzüntü duyduk ama yine de bizim yanımızda olan devletin her kurumunda, Cumhurbaşkanımıza, Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt abiye yardımlarından dolayı, spor bakanımıza, hepsi elinden geldikleri kadar yardımcı olmaya çalıştılar tüm iyi niyetleriyle. Ve bize destek olan herkese, bütün kulüplere, bütün Türk halkına çok teşekkür ederiz. Açıkçası biz böyle olayları çok büyütme taraftarı değiliz. Her zaman barıştan, iyilikten yanayız. Ama bugün hem çok yorulduk hem de çok üzüldük. Türkiye olarak kim gelirse gelsin en güzel şekilde ağırlayıp devam edeceğiz. Tabii ki biz kimsenin sağlığını, bir şeyini sıkıntıya atmayız. Atmadık da böyle bir davranışta da bulunmadık ama maalesef olanlar üzüldü. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.